Televizyonlara bile bakıyorsunuz, İslam'ın ahkamına, İslam'ın teklif ettiği yaşama tarzına, tesettüre karşı geliyor, faize karşı geliyor, genel evlerini savunuyor, televizyon kanallarını diyorum, isim vermeye gerek yok. Ramazan'da görüyorsunuz hergele takımı, hepsi iftar programı ve sahur programı yapıyor. İbadet kavramına onlar da giriyorlar biraz içeriye. Ramazan başlı başına bir ibadet mevsimi. Gündüzüyle, gecesiyle, işte sahuruyla, seheriyle, sabahıyla adeta bir ibadet panayırı. İbadet pazarı haline geliyor. Kur'an'ın en çok okunduğu ay Ramazan oluyor, görüyorsunuz. Hatimler mukabele, mukabele, mukabele. Ve Kur'an'ın az buçuk yaşanır hale gelmesi de yine Ramazan'da tecelli ediyor. O gün Beyoğlu'na bir işim düştü, gittim. Bazı böyle pislik yuvaları, içkili ve bir takım çirkin günahlar, haramlarla dolu bazı yerler gazete kağıdıyla ön camını kapatmış, üstüne Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazmış. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Ve tabii içki, kumar, zina bir ölçüde azalmaya doğru gidiyor. Bunlar azalınca ne oluyor? Arkadaşlarımızla küçük bir araştırma yaptık. Önce kardeşler safları sıklaştırmayı rica edeceğim. Ayakta kalmaya başladı kardeşlerimiz. Yukarısı da boş, mahfile de çıkalım. Yani mahfil, bakın işte üst kısım tamamen boş görünüyor. Hep altta sıkışmayalım. Mahfil dediğimiz yukarıya da çıkalım. Mümkün mertebe zamanımız da azalıyor. Vakit yetmiyor. Zamanımızı böyle ikazlarla harcamayalım. İçerisi zemin tamamen dolduktan sonra gelen kardeşler yukarı çıksınlar. Başka çare yok. Evet. Küçük bir araştırma sonunda netice şu ortaya çıkıyor. Evvela karakollar, Fatih bölgesinde belli başlı karakolları şöyle bir ziyaret ettik arkadaşlarla. Karakol amiri, komiser, başkomiser kardeşlerimiz vallahi açıkça ifade ediyorlar. Hocam diyorlar, Ramazan geldi mi olayların, hadiselerin, kavgaların, atışmaların hemen hemen diyorlar bütün insanlar arasındaki olumsuz gelişmeler %70 azalıyor diyorlar ya. Oruç. Adam oruç tutuyor. Allah'a yakınlık içinde, ibadet halinde. Oruçlu olmak ne demek? İbadet halinde olmak demek. Nasıl ki seccade üzerinde namaz kılarken ibadet halindeysen, oruç tutarken de ne haldesin sen söyle? İbadet halindesin. Onun için daha sabırlı, daha merhametli, daha yumuşak, daha ılımlı, daha olumlu, daha dengeli oluyorsun. Bak ibadet, görüyor musun? Ne kadar müstesna bir hadise. Olaylar %70 azalıyor diyor. Karakola şikayet fazla gelmiyor. Kavga intikal etmiyor. Vallahi diyorlar karakol komiserleri, Ramazan'da nefes alıyoruz hocam. Ramazan nefes alıyor. Niye? İslam biraz daha yaşanır hale geliyor. Demek ki İslam'ın tamamı yaşansa memleket huzur içinde olacak mı, olmayacak mı? Vallahi olacak ya. Bunu söylüyoruz işte. Ramazan bunun canlı örneği. Gelsinler karakolları gezelim.